Filler gezegendeki en büyük kara hayvanlarından ve en görkemli hayvanlardan biridir. Ancak ne yazık ki aynı zamanda en çok tehlike altındaki türlerden biridir. Dişlerinden dolayı avlandıkları için vahşi doğada 3000'den az örnek kaldı. Bu yüzden Sankt-Duen, Lek, Chaillard gibi insanlar bu harika hayvanları kurtararak ve onları rehabilite ederek kurtarmak ve onlara yardım etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Böylece umarım bir gün yeniden doğaya kavuşabilirler. Lek, Tayland'ın Chiang Mai şehrinde bulunan Elephant Nature Park'ın kurucusudur. Sığınağı ilk kez 1996'da kurdu ve hayatını olabildiğince çok fili kurtarmaya ve yardım etmeye adadı. Kutsal olan ilk açıldığından beri bu inanılmaz yaratıklardan 200'den fazla kurtardı ve onları sağlığına kavuşturdu. Birçoğu buraya zombi gibi geliyor. Bazıları buraya geldiğinde fil olduklarını bilmiyorlar. Lek, filleri kurtarma çalışmaları hakkında yaptığı bir röportajda hareketsiz duruyorlar ve bir daire içinde yürüyorlar, dedi. Lek, nesli tükenmekte olan bu hayvanlara ilk olarak genç bir kadınken yardım etmeye başladı. Bir gün evinin yakınındaki ormanda yürürken aniden inanılmaz acılı ve yürek parçalayıcı bir ses duydu. Kalbini kıran bir manzaraya rastlayana kadar ne olabileceğini merak ederek sesi takip etti. Önünde ayak bileklerine ve boynuna zincirlenmiş bir fil ormanda kütükler taşımaya zorlanıyordu. Korunan bir alanı ormansızlaştırdığı için sadece ağaç kesimi işlemi yasa dışı olmakla kalmadı. File yapılan muamelede inanılmaz derecede acımasızdı. O andan itibaren Lek bu masum yaratıklara elinden gelen her şekilde yardım edeceğini kendi kendine söz verdi. Kurtardığı filler şimdiye kadar hayatlarında ne kadar kötü muamele gördüklerinden dolayı genellikle bir tür psikolojik travmayla sığınağa gelirler. Birçoğu yetersiz besleniyor ve daha önce hayvanın bacaklarının bir parçası olduğu bilinen kara mayını yaralarından, yasa dışı kereste endüstrisinin neden olduğu kırık kalçalara ve bacaklara kadar çeşitli fiziksel rahatsızlıkları var. Filler sadece iş için değil, ne yazık ki bazı yerlerde eğlence amaçlı da kullanılıyor. Lek, sığınağına gelen ve gözlerine doğrultulan sapanlardan veya bir sirkteki parlak ışıktan kısmen veya tamamen kör olan yaratıkların birçoğunun önce onları iyileştirmenin gerekli olduğunu, onları sevgiyle iyileştirmeleri gerektiğini açıkladı. Doğanın onları rehabilite etmesine izin vermeliyiz. Onlara buranın onlar için güvenli bir yer olduğunu hissettirmeliyiz. Güven, fillere kendilerini güvende ve rahat hissettirmek için yapmamız gereken ilk şeydir, dedi. Lek'in kurtardığı tüm fillere olan sevgisi ve onlarla bağlantı kurma yeteneği ona Tayland'ın fil fısıltıcısı unvanını kazandırdı. Asla bir filin bir hayvan olduğunu düşünmüyorum. Bence onlar birer insan. Bu yüzden onlarla konuştuğumda onlara ailem gibi davranıyorum, dedi Lek. Farklı diller konuşsak da birbirimizi anlıyoruz, diye ekledi. Ve her zaman yanında bir fil vardır. İster uzun hortumu Lek'in minyon vücuduna sarılmış olsun, ister geceleri yanında uyuyan bir fil olsun. Çoğu sığınakta olduğu gibi Lek'in asıl amacı kurtardığı filleri vahşi doğada kendi başlarına hayatta kalabilecek kadar sağlıklı ve güçlü kabul edilene kadar rehabilite etmektir. Lek bunu yaparak Tayland ve komşu ülkelerin ormanlarında dolaşan vahşi fillerin sayısını artırabileceğini umuyor. Ancak kurtarılan birçok hayvanda olduğu gibi hepsi vahşi doğaya salınamaz. Bunun nedeni geçmiş travmaları, yaşamlarını değiştiren herhangi bir yaralanmaları veya kurtarıldıklarında çok genç oldukları ve vahşi doğada kendi başlarına nasıl hayatta kalacaklarını bilmemeleri olabilir. Ancak serbest bırakılamayanlar, Lek'in kendi çocukları gibi onlara baktığı sığınakta kalabilirler. Nitekim bir tapınağa getirilen birçok fil çok genç. Bunun nedeni tomrukçuların bebekleri annelerinden ayırmayı ve onları istedikleri iş hayvanları olmaları için yetiştirmeyi daha kolay bulmalarıdır. Bu nedenle Lek, yavru filler aldığında onları geceleri yalnız bırakmak yerine onları sığınakta güvende hissetmelerine yardımcı olmak için çok özel bir yöntemi vardır. Birçok genç hayvanın kendilerini içinde bulundukları korkunç yeni ortamla başa çıkmak için Lek mutlu bir şekilde bir battaniye ve bir yastık kapar ve yavru fillerin yanında uyumak için yere yerleşir. Bunu yaparak ihtiyaç duydukları yaratıklara rahatlık sağlar. Ancak bunu yaparken yalnız değildir. Çünkü kocası da gece boyunca güvende olduğundan emin olmak için sık sık onunla kalır. Bir gece Lek, Fifi adını verdiği kutsal alana en yeni gelen yavru filde uyumak için yerleşti. Ama kadın uyumak için oturduğunda Fifi yanına gelip ona sarılmaya çalışırken aniden şaşırdı. Bu duruma gülümseyerek Lek derme çatma yatağından kalktı ve bebeği yanına uzanması için cesaretlendirdi. Ancak ertesi gün Lek uyandığında birkaç metre ötede olanları görünce şok oldu. Kocası uyumak için kendi derme çatma yatağını kurmuştu. Ama gerçekten Fifi ile yatağını paylaşan kişi oydu. Kocasının hemen yanında yatan Fifi'ydi. Görünüşe göre genç fil geceyi adamın yanında daha güvende hissederek uyumayı tercih etmeye karar vermişti.
Bu daha önce hiç olmamıştı ve Lake ne yapacağını bilmiyordu. Durumu çok sevimli bularak telefonunda kocasının ve Phil'in birbirine sarılışının fotoğrafını çekmeye karar verdi. Kadın başını kocasının yastıklarına dayayan Phil'in bir videosunu bile çekti. Lake'in kocası battaniyeyi ikisinin üzerine çekti ve mutlu bir şekilde tekrar uyudu. Lake iki tür arasındaki etkileşimden gerçekten etkilendi. Görünüşe göre buradaki tek ebeveyn figürü o değildi. Sonunda ilk geceden sonra inanılmaz bir şey olmaya başladı. Fifi her an Lake'in kocasına koşar ve genç Phil ondan başka kimseyle yatmaz. Lake olaylar karşısında şaşkına dönmüştü. Ama genç Phil birisinde teselli bulduğu için mutluydu. Yavaş yavaş Fifi, Lake'in kocasına olan bağlılığından büyüdü. Ancak yaşlandıkça zaman zaman merhaba demek için uğradığında onu mutlu bir şekilde selamlardı. Yine de Lake ve kocası gibi insanlar sayesinde bunun gibi harika hayvanlara hayatta kalmak için savaşma şansı verildi.